Kaldırma başını. Kimin bu? Bana bakıyoruz ya. Öyle mi? Dün yolcu bugünde bağlamaya başladı. Alıştı yani. Ne zaman berber oldun sen? Ben yeni bir sene oldum. Nasıl oldu? Nasıl başkanım? Sağ olsun, nasıl? Aldın mı belgeyi? Belgeyi aldım, depremden dolayı alamadım. Alamadım. Kaç yaşındasın? 17 başkanım. O başkanım. Afiyet olsun kışın, pardon. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. 2023 seçimleri eğer yarın tarihte yazılırsa bir seçim değil bir iftira kampanyası olarak yazılır. Seçim kampanyası değil adeta bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya. İmam cemaat ilişkisi Recep Tayyip Erdoğan bir yalan söylüyor. Alttakiler o yalanları büyüterek tekrar ediyorlar. Bugün de yeni bir büyük yalan söyledi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Güya Kandil'deki videoları biz çekiyormuşuz. Allah akıl fikir versin. Yani usta çırak ilişkisini de hatırlatmak lazım Bekir Bozdağ'a. FETÖ'nün kötü bir çırağı gibi konuşuyor. FETÖ kumpasları gibi konuşuyor. Biliyorsunuz Bekir Bozdağ FETÖ'nün geçmişte savunucunu yapmış birisidir. O nedenle kötü bir çırak gibi konuşuyor. İftira atıyor, manipülasyon yapıyor. Başka bir şey de beklenmez. Bekir Bozdağ'dan başka bir şey de beklenmez. Adalet Bakanı'nın ne noktaya geldiğini de görülmesi açısından aslında ibret verici bir vaka. Bugün Bülent Turan diyor ki montaj, Recep Tayyip Erdoğan diyor ki montaj, İbrahim Kalın diyor ki montaj, Bekir Bozdağ bir başka yalanla ortaya çıkıyor. Demek ki bu 3 günlük süre içerisinde de büyük bir yalan kampanyasıyla kamuoyu karşı karşıya kalacak. Diğer bakanların söylemlerinden de belli oluyor. Süleyman Soylu da demiş ki Hüdapar'la önce kim görüştü? Hüdapar'la biz görüşmedik. Hüdapar'la bir ilişkimiz yok, bir yakınlığımız yok. Yani o da yalan üzerine kurulmuş bir siyasetçi. İspatlasın Hüdapar'la görüştüğümüzü veya bir ittifak teklifi yaptığımızı ispatlasın. Siyaseti bırakmaya hazırım ben. Süleyman Soylu eğer sen ispatlayamazsan sen siyaseti bırak. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsun. Utanmadan yalan söylüyorsun. Bakanlar yalan söyler de AKP siyasetçileri durur mu? Efendime söyleyeyim bir Nurettin Canikli geldiğimiz zaman EYT maaşlarını ödeyemeyecekmişiz. EYT çıkaran biziz. EYT çıkarmaz zorlayan biziz. Bu konuda yalan söylüyor. Bir kara propaganda var. Maaşları ödeyemeyecekler. Efendime söyleyeyim emekli maaşları ödeyemeyecekler gibi bir kara propagandayla karşı karşıyayız. Bir seçim kampanyasından öte bir iftira kampanyasıyla Türkiye karşı karşıya yalanlarla başladı. Yalanlarla devam ediyor. İnşallah 28 Mayıs'ta yalanların bittiği bir dönem hep beraber yaşayacağız.